Merhaba arkadaşlar, Nenelerin bu bölümünde egzozdan çıkan farklı renkteki gazlar ne anlama gelir? Soruna yol açıyorsa bu sorunların sebepleri neler olabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Genel olarak arabada bir sorun olduğunu gösteren 3 farklı egzoz rengi vardır. Birincisi siyah, ikincisi beyaz, üçüncüsü de mavi renkli duman. Bunların özel anlamları olabilir, bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Bu videoda da bunların muhtemel sebeplerinden ve çözümlerinden bahsedeceğim. Öncelikle siyah dumanla başlayalım. Eğer egzozdan siyah bir duman çıkıyorsa bu yanma odasına, silindirin içine gereğinden fazla yakıt gönderildiği anlamına gelir çoğunlukla. Ve bu yanmamış olan yakıt yüzünden de egzoz gazını siyah görmeye başlarsınız. Yakıtın fazla gönderilmesi de arabanın yakıt miktarını doğru ayarlayamaması anlamına geliyor. Bu kaçıran bir enjektör olduğu anlamına gelebilir. Eğer enjektör gereken miktardan fazlasını gönderiyorsa silindire, bu yüzden yakıt da fazla gidiyor olabilir. Ya da otomobillerin egzoz sisteminde bulunan oksijen sensörü hava yakıt oranının kararlaştırılmasında önemli bir sensördür. Bunda bir sıkıntı varsa yine aynı şekilde yakıtın fazla gönderilmesine sebep oluyor olabilir. Dizel otomobillerde DPF denen bir parça var, partikül filtresi. Bu da mazotun yanmasıyla oluşan kurumu tutuyor ve dışarıya daha temiz gazlar gönderilmesini sağlıyor. Eğer otomobilden bu filtre söküldüyse gaza yüklendiğiniz zaman bu partiküllerle birlikte, kurumlarla birlikte yine siyah duman görebiliyorsunuz. Piyasadaki çoğu arabada da bu yüzden oluyor. Yine eğer yazılım yapılmışsa, genellikle de dizel arabalarda yazılım iyi ayarlanmamışsa yine bu siyah duman atma olayı ortaya çıkabiliyor. Bu hava yakıt oranının ayarlanmasında yakıtın yanında bir diğer önemli parametre de hava olduğu için eğer otomobilin emiş sisteminde bir sıkıntı varsa, ki genellikle bu basit şeylerden olabiliyor, çok pislenmiş, kirlenmiş hava filtresi yüzünden ya da emiş sistemindeki bir borudaki kaçaktan vesaire yüzünden bu sefer yeterli miktarda hava alamıyorsa yine bazen siyah duman atma olayı yaşanabiliyor. Eğer arabanızda böyle bir sorun varsa, modifiye etmediyseniz, DPF gibi bir parçası vesaire sökülmediyse bu dediğim yerleri kontrol ettirmekte fayda var. Enjektör arızası gibi bir durumda motor için çok daha büyük sıkıntılara yol açıp ileride daha fazla masraf başınıza açabilir. İkinci bahsedeceğim konuysa beyaz duman atma durumu. Beyaz duman aslında su buharı anlamına gelir. Nasıl ki siyah duman fazla yakıt göstergesiydi, beyaz duman da suyun göstergesidir. Genellikle cold start, yani soğuk çalıştırmada arabayı ilk defa çalıştırıyorsanız bir süre sonra, motor soğuksa ilk çalıştırmada hafif bir beyaz duman görmeniz normaldir. Çünkü hem egzozun içinde yoğunlaşmış su buharlaşarak bu beyaz dumanı oluşturur, hem de yanmanın doğası gereği yakıt yandığı zaman bir diğer yan üründe su çıkar ve bu suyu egzozdan atıldığı zaman çok hafif bir beyaz duman görebilirsiniz. Motorunuz ısındığı halde hala beyaz duman yoğun miktarda geliyorsa bu bir sıkıntının işaretidir. Yanma odasına suyun karıştığı anlamına gelir. Yanmanın sıcağıyla da o su buharlaşır ve daha sonra egzozdan atılır. Siz de bunu gözle görebilirsiniz. Muhtemel sebeplerden bir tanesi üst kapak contasının artık işlevini yerine getiremiyor olmasındandır. Bu contanın amacı suyun karışmadan motor etrafındaki ceketlerden geçip motorun soğutulmasını sağlamaktır. Ama eğer bu contada bir sıkıntı varsa, yavaş yavaş o su motorun içine giriyorsa burada sıkıntılar başlar. Uzun süre bu şekilde kullanırsanız bir yerden sonra motor çok ısınacaktır. Hararet artık artmaya başlayacaktır. Hem suyu soğutma sisteminin içinde çevirmiyorsunuz, suyu azaltıyorsunuz, hem de motora gönderiyorsunuz sürekli. Bir süre sonra motor çok ısınıp artık yatak sarmaya kadar gidebilir. Daha katastrofik durumdaysa motor bloğunda çatlak olabilir. Bu çatlak yüzünden de su doğrudan silindirin içine giriyor olabilir. Böyle bir durumda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Motor bloğunu tamir etmek kolay bir şey değil. Yapılıyor ama hem masraflı hem de her zaman düzgün bir şekilde yapılamayabiliyor. O yüzden başınıza gelebilecek en kötü senaryo sanırım bu. Komple motor bloğunu değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bazen de EGR yüzünden böyle bir sıkıntı çıkabiliyor. Modern otomobillerde egzoz gazını tekrar silindirin içine bir kısmını gönderen bir sistem var, EGR. Onun da detaylı videosu kanalımızda var. Sağ üst köşedeki linkten izleyebilirsiniz. Çoğunlukla bu EGR'ler yine motor suyuyla birlikte soğutuluyor. Ve eğer burada bir sorun varsa EGR'nin içine su giriyor ve motor suyu yine sanki egzoz gazıymışçasına tekrar silindire gönderiliyor. Bu durumda da yine
beyaz dumanı görebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü olarak mavi dumansa motorun yağ yaktığı anlamına gelir. Bunda da yanma odasının içine bir şekilde yağın girdiğini gösterir. Bu da pistonların sekmanlarının aşınmış olabileceği anlamına gelir ya da valflerden yağ kaçağı olduğu anlamına gelebilir. Bu konuyla ilgili çok daha detaylı bir videomuz var. Komple mavi dumanın ve yağ yakmanın neden olduğunu anlatan bir videomuz var. Sağ üst köşedeki i butonuna tıklayarak o videoyu izleyebilir, daha detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.